Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. 10. pencere. Ve enzele minessemai me'en fe ehrece bi minessemarati rizkan lekum ve sekhare lekumul fulki li tecri fil bahri bi emri. بِأَمْرِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. صدق الله العظيم. Şu kainattaki mevcudatın birbirine taavunu. Şimdi Kur'an'da ana takip edilen gaye 4'tür. Kur'an'ın gelmesindeki gaye 4. Çok gaye var ama ana tema 4'tür. 1. Tevhid var. Allah'ın varlığını ispat ediyor. 2. Ahiretin varlığını ispat ediyor. 3. Peygamberlik hakikatini anlatıyor. 4. Hikmet, adalet, muamelat. Yani insanın içtimaiyesini, insanın davranışlarını tanzim ediyor. Doğrudur yanlışlarımızı, doğrular, yanlışlar, de, deme, yap, yapmaları tanzim ediyor. Eğer Kur'an gelmemiş olsaydı, ahirete insanın intikal etmesi, ahireti bilmesi imkanı yoktur. Var olduğu halde inkar ediliyor da olmasa ne olurdu? Eğer Kur'an olmasaydı Allah'tan da haberimiz olmayacaktı. Bilmeyecektik. Allah nasıl bir şey, nedir ya, bilmiyoruz ki. Mesela senin gözünü bağlasalar, helikopterle seni bir yere götürseler. Amerika'nın bilmem neresine, Şili'ye götürseler. Misal Şili. Gözünü atsalar, indirseler yeşil bir ovaya. Neresi, ne olduğunu, burada benim niye getirildiğimi kim, neyle bileceksin ki? Bilemezsin ya. Kur'an bu noktada insanın gelişini ve gidişini tanımlayan ve kendisinin burada bulunuşundaki gayeyi anlatan mukaddes bir kitaptır. Bu noktada emsali yoktur. Çünkü bütün felsefe, bütün fen kitapları kabire kadardır. Kabirden sonrasını laboratuvara sıkamazsın. İzah da edemezsin yani insanı. Nasıl izah edeceksin yani? İnsanın büyük meselesi de kabir. Ölüyor. Peki insanın en büyük meselesi bu. Çünkü her şeyini yok ediyor. Her şeyini ortadan kaldırıyor. İnsanın en büyük meselesi kabir. Kur'ansız nasıl izah edeceksin? Kimyayla izah edemezsin. Fizikle izah edemezsin. Tıpla izah edemezsin. Neyle izah edeceksin yani? Kabir ve sonrası. Ve bu insan... Nereden geliyorum bilmiyorum. Nereye gidiyorum bilmiyorum. Necisim bilmiyorum. Bu bilmeler içerisinde insan nasıl rahat edecekti? Ahirete inancımız olduğu halde, Allah'a ve kadere teslim olduğumuz halde bu kadar psikoloji sorun yaşıyoruz. Yani teselli kaynağımız var bu kadar. Men arefe nefse fakat arefe rabbe. Nefsini tanıdıkça, Allah'ı tanıyor insan rahatlıyor ama ben amele bil kaderi min eminler keder. Kadere iman eden kederden emin olur. Bu var. Gene bu kadar sıkıntı çekiyoruz. Eğer kader ve Allah inancı olmasaydı, ahiret inancı olmasaydı, başımıza geçen bu bela ve musibetleri, zulümleri, adaletsizlikleri neyle izah edecektik, neyle teselli bulacaktık? Dolayısıyla Kur'an kainatı okuyor. Kur'an'ın ana teması, bir daha söylüyorum, 4'tür. 1. Bu kainatın arkasındaki bir sanatkar ispat ediyor. Böyle birisi var diyor. 2. Bu kainatın sonunda ahireti gösteriyor ki eğer bu kainatın sonunda ahiret yoksa şu varlık anlamsız oluyor. Ahiret yoksa, hiç değil gitse, bu varlığın ne anlamı var? Niye vardı ki? Yani sen harika bir araba alacaksın, sonra da tutuşturacaksın. Niye tutuşturuyorsun? Vallahi hiç düşünmedim diyorsun. Yani arabayı anlamsız kılıyor. Parayı bir ay çalışıyorsun maaşa, parayı tutuşturuyorsun. Bunun mantığı mı olur? Buna da benzemiyor.
Mesela gemiye binsen. Ondan sonra geçeyim bu ayete. Gemiye binsen, okyanustasın. Yani ucu bucağı belli değil. Sorsan, ben niye buradayım? Bilmiyorum. Nereden geliyorsun? Bilmiyorum. Niye beni buraya koydular? Bilmiyorum. Kaptanı var mı? Bilmiyorum. Gayesi, bu gemideki insanların bulunmuş gayesi bilinmiyorsa, insan orada öyle bir seyahatte getirin bir kahve diyebilir mi ya? O sorulara duyarsız kalamaz. Kalamazsın. Bir daha yetmiyor. Devam ediyordun. Günü belirli saatlerinde belirli kişileri gözünün önünde asıyorlar ve ya kafasını kesiyorlar, ya asıyorlar, ya kurşuna dizip denize atıyorlar. Her gün bunu görüyorsun. Gemiye niye bindiğini bilmiyorsun. Nereye gittiğini bilmiyorsun. Niye orada olduğunu bilmiyorsun. Kaptanı da olmadığını söylüyorlar. Bazı görevli zatlar da sen gel, sen gel, sen gel, sen gel. Her gün 2-3 kişiyi kesip atıyorlar denize. Sonra ne yapıyorsunuz dediğin zaman, ya merak etme seni de sıran gelecek dense, ölümünün sırasını bekleyen bir insan getir bir kahve der mi? Ölümünü bekliyorsun, ya bir kahve versen ya. Şimdi niye yaratıldın? Aynı bir örnek gibi. Yani gemiye niye bindin? Biz bu DNA'ya geldik. Bu dünyanın sahibi kim? Nereye gidiyorum? Neciyim? Bilmiyorum. Bir de her gün el meftun hak. 300 bin, 500 bin insan ölüyor dünyada. Diyoruz ki biz de lisan-ı haliyle, davranışla. Ya bu ölüm hakikati hakkında ne düşünüyorsun? Sen de öleceksin diyor. Senin de kafan kesilecek, kabire atılacaksın diyor. Hocam. Dur. Her insan buna aday mı? Aday. Her insan ölüme adaysa, ölümünü bekliyorsa, ahiret inancı yoksa bu nasıl bir psikolojiyle yaşayacak ki? Nasıl tahammül edecek olaylara? Şu kainattaki mevcudatın diyor. Sonra alacağım dersten sonra. Şu kainattaki mevcudatın, şu varlıktan bahsediyor. Şimdi kuru bir iddia değil, ben Allah'ım diyor. İster inanın, ister inanmayın demiyor. Ayette İkna etmek için gördüğümüz, bildiğimiz yollarla, malzemelerle kendi varlığını ispat ediyor. Diyor ki, o var. Şu kainattaki mevcudatın, şu var, işte denizler, dağlar, bulutlar, dünyanın dönmesi, cansız toprağın dirilmesi, bize uygun meyvelerin, hububatın verilmesi, birbirine karşı bir teavun var, yardımlaşma var. Yani bulutlar, güneş, bulutlar, dünyanın dönmesi, madenler, nem oranlar vesaire hep böyle çekirdeğin etrafında sanki ittifak etmişler, sanki birbirlerini tanıyorlar. Mesela çekirdeğin etrafında güneş diyor ki ben ısı vereceğim diyor. Sema diyor ki ben yağmur vereceğim diyor. Dünya diyor ki ben dönerek o nemini artıracağım diyor. Toprak diyor ki ben element vereceğim diyor. Yani sanki birbirini tanıyor, ona göre hareket ediyor. Birbirini tanıması mümkün değil. Rüzgar, bulut, güneş, dünyanın dönmesi, dünyadaki toprak tabakası bizi bilmiyor ki. Niye bize uygun bir nimet versin? Niye incir yapsın? Mantığı mı var yani? Ağaç seni tanıyor, seni biliyor. Senin gözünü biliyor mu ki renk o koysun? İncire gözüne göre renk koymuş. Burnuna göre tat koymuş. Eğer ağzına göre özellik koymuş. Mandalina ise dilim yapmış. Eğer normal ısıracak gibi ise sert yapmış. Kesmesi dişine göre, tadı diline göre, gıdası vücuduna göre. Bunu nereden bilecek ki ağaçsın? Öyle diyor birinci sözde. Allah bizi biliyor. Nereden biliyoruz? Rahmetiyle bildiğini bildiriyor. Ben seni biliyorum diyor. Nereden biliyoruz? Allah hakikaten beni biliyor. Allah beni bilmese, gözümü bilmese gözümü hoşlanacağı bir renk koymaz. Allah benim burnumu bilmese burnuma uygun koku koymaz. Allah tadı dilimi bilmese ona uygun tat koymaz. Allah bizi biliyor. Neyle gösteriyor? Rahmetiyle bildiğini bildiriyor. Gösteriyor. Bunlardan bir tanesi bu mevcuda biz mesela yatakta yatarken şuursuz olarak yaşarken bir kainatta doğada bir teavun var. Yardımlaşma var. Şuursuz, akılsızların yardımlaşması. İki tane kardeş, iki tane Müslüman ortaklığı yapamıyor. Hemen kavga ediyoruz.
Ya iki tane kardeş ya, iki tane şey Müslüman. Ortak iş yapacaksın ya, fırın çalıştıracaksın, bir ne yapacaksın? Birbirimizi yiyoruz. E bu kainatta bir yardımlaşma var, ortaklık var ya. Kainatın patronunu düşün yani şimdi. Bir taavun, iki tecavüp var. Birbirinin ihtiyacına cevap veriyor. Birbirine cevap veriyor. Niye versin ki ya? Mesela midenin ihtiyacına enva çeşit nimetlerle cevap veriyor. 2,5 litrelik bir mide ya. Bak bakalım nimet Allah la tuğsuğa saymaya kalksan nimetleri sayamazsın ya. Ya bu köyde ne kadar nimet var mesela. Dünyayı düşün. Daha hiç sizin görmediğinizi tahmin etmiyorum yani. Böyle bir yerler var yurt dışında. İddialı yani. Siz bir şeyi söyleyin ama dünyada olsun burada olmasın diye iddiası var adam. Balık halı vardı böyle. Avrupa'da gitmiştim böyle. Siz bana dünyada herhangi bir balık söyleyin burada olmasın diyor. Hepsini toplamış adam. Hakikaten baktım olan kokopa var mı dedim, şöyle ponzo var mı? Hepsi var. Dedim ki olan mukabat veriyormuş yani. Siz bana bir o beldenin şu beldede böyle bir varlık var. Ondan ama bizde olmasın. Size mukabat var diye. Baktım bizim derelerdeki balıkların hepsi var. E şimdi bu kadar enva çeşit nimetleri bir araya getirildiği zaman o zaman insan fark ediyor. Yani ne kadar küçük bir mideye 2,5 litre midenin ihtiyacını gidereyim diye Allah dünyanın yüzüyle cevap veriyor. Akciğerdeki aman başkasının eline geçer bu hava diye havaya sarmış, atmosfere koymuş oksijeni. Düşün bak, bir midenin 2,5 litre midenin ihtiyacı için bu kadar nimetlerle cevap veren Allah, senin ruhunun en büyük meselesi olan ahireti la kayıt kalır mı? Hiç onu cevapsız bırakır mı? İnsanın en büyük meselesi beka. Annenle görüşmek istemez misin? Dedenlerine görüşmek istemez misin? Yok canım, ben niye görüşeyim ya? Yılan çiyan akreplere yom olmakta varken toprakta niye ben başka bir memlekete gideyim? Annemle, babalarımla, dedelerimle evedi böyle güzel yaşayayım. Kim der yani? İnsan demek ki ahiret ihtiyaçtır. Elmanın nasıl ki ihtiyaç, bizde ihtiyaç var, demek ki böyle bir şey var. Demek ki ahiret var ki bizde ihtiyaç var. Kainatta bir taavun var, yardımlaşma var. Yani şöyle ama, birbirine hükmünü icra etmekte yardımlaşma var. Sonra tecavüp var, cevaplaşma var, ihtiyaçlarına koş diyor. Tesanüt var, yani senetleşmiş gibi. Sonra bir gaye uğrunda o oraya devreye gidiyor, o da onu devreye giriyor, bu meseleyi getiriyor. Mesela diyelim ki vücuda giren bir ekmek parçası. Hani diyorlar ya bazen ölüler dirilir mi? Yediğimiz gıdalara insan fenleyen zorun insan ilah tamam, insan yediğine bakmıyor. Bak bakalım ağzımıza geçen hepsi ölü değil mi? Ölü maddeleri yiyoruz, diri diri dolaşıyoruz, sonradan ölüler dirilir mi diye soruyoruz. Yediğimiz ölü madde değil mi? İşte bu girdikten sonra tesadüf sanki bir gaye adına akitleşmişler gibi, tesadüf senetleşmişler gibi çalışıyor. Bunlar gösteriyor ki bak, yardımlaşma, cevaplaşma ve bütünleşme. Bunlar gösteriyor ki umum mahlukat bir tek müdebbirin terbiyesindedir. Ha, bu gösteriyor ki şuursuz, akılsız, gayesiz, maksatsız şeyler sanki şuurlu, maksadı, gayesi, hedefi varmış gibi çalışması gösteriyor ki bu kainatı idare eden, sevkidare bir müdebbiri var. İdare edeni var yani. Hakikaten öyle gözüküyor. Yatarken hangimiz ya, gündüz bile ya, ne yatar? Hangimiz ki tansiyonumuz hakimiz? Kan atışlarını biz mi yapıyoruz? Böbreği biz mi çalıştırıyoruz? Hangi organı sen tercih ettin? Kendisi çalıştırdığımız bir organ var mı? Allah dese ki, sen kalbi ne kadar çalıştırırsan, elini veriyor, yorulana kadar kalbi pompala. Kaç gün pompalarsın ya? Kaç gün pompalarsın, kaç saat pompalarsın ya? Her 5 dakikada 5 litre kanı pompalıyor. 5 dakikada 5 litre pompalıyor. Gündeki kan pompalamasını ve 5 litreyi 5 dakikada böbrek süzüyor. Şimdi düşün,
dakikada bir litreyi pompalarsa günde kaç litre pompalar? Şimdi hangi pompa böyle çalışır ya? Elektriksiz, gaz yağsız, kömürsüz, odunsuz çalıştırma. Nasıl bir şey ya? Hiç de haberimiz yok ha. Bir de duysam. Güm güm, güm güm, güm güm. Su pompası gibi hani evlere basıyorlar. Öyle bir çalışsa şimdi ne yapardık ya? Aşağıdan güm güm, öteki sonunda bum bum, öteki pip pip pip. Bir sürü ses gürültüsünde nasıl yaşayacaksın? Gayet rahat yaşıyorsun ya. Fabrika gibi yani. Hocayı fabrika gibi bir yerde su basıyor. Bir yerde dinamo çalışıyor. Bir yerde kaynak yapılıyor. Bir yerde araba boşaltılıyor. Bir yerde kazma kürek yapılıyor. Ya orada sen yatabilir misin ya? Ya şu kaç tane bir organ var ya? Hepsi bir ses çıkarsa şimdi. İçeride de çalışıyor. Su basmıyor mu kardeşim? Su sesi geliyor mu? Hücreler aktarılmıyor mu? Niye diyor harekette bir ses gelmiyor? Yakılıyor, kaynak ediliyor, kösülüyor, yapılıyor, gönderiliyor. Bir sürü şeyler yapılıyor. Ama çok rahat yaşıyor. Ama dışarıdaki kıkkırıkı bu ağustos böceği, hatta Mısır'ın o yaprakların şeyleri bile insan bazen şey rahatsız diye veya melodi gibi geliyor. Duyuyorsun ama vücudundaki bu sesleri duysa şimdi. Yürüyorsa bakışıyor. Ve Allah bu kadar harika vücudu ruha hizmet etmek için var ha. Yani ruhun kılıfı bu. Bu kılıfa bu kadar dikkat eden Allah ruhu ihmal eder mi? Ya. Şimdi bir komutan düşün. Elbiseye dikkat ediyor düğmesine fakat askeri dikkat etmiyor. Değil yani böyle. Demek olmaz. Demek ki bu kainatı terbiye eden. Terbiye demek zapt-ı rapt altına almış. Emrini almış. Sevk ediyor ya. Hepimiz çoğu aile geçindiriyoruz. Bir evin gelir giderine bak ya. Bir ev yapacağız. Bak abimiz kaç seneden beri ev yapıyor. Neler başına geliyor. Bir ev yapacağız. Ama kuşların böyle bir derdi yok ha. İki tane kırpıntı, iki tane ot parçası ile dünyanın en harika uçağı imal ediliyor. Kuş ya ağacın tepelerinde. İki tane yaprak, iki tane otla kaç dönümlük yerde imal edilen F-16 savaştan daha harika kuş imal ediliyor. Düşün, kullanılan teknolojiye bak. Ağaçların tepelerinde. Ev derdi yok kuşun, kira derdi yok, ayakkabı derdi yok, gözlük derdi yok. Zırtır dediği yok. Aile problemi yok. 50 defa da bir başkasıyla beraber oluyor. Haramı yok. İmanı kazanma ve kaybetme derdi de yok. O kadar rahat. En büyük mesele ya. İmanı kazanma veya kaybetme de var. Hayvanın böyle bir şeysi yok. Hakikaten dünya için yaşamak istersek hayvan olmak lazım. Hayvan dünyanın tadını çıkarıyor. Hiçbir derdi yok ya. Ölüm derdi yok. İmansızlık derdi yok, ayakkabı derdi yok, geçim derdi yok, daire derdi yok. Ne derdi var sence? Yok yani. Yok ki. Sen bir insan düşün ki aklı var derdi olmasın. Öyle bir şey yok. O yok, o zaman hayvan bile olamıyoruz ki ya. O zaman bu neyi gösteriyor? Bu insan bu dünya için gelmediğini gösteriyor. Hayvan neyi gösteriyor? Hayvan buraya burası için gelmiş. Biz buraya bir yere geçmek için kullanıyoruz. Bir istasyon olarak kullanıyoruz. Biz buraya için gelmedik. Hayvan böyle bir problemi yok ya. O zaman insan fıtratı, yaratılışı yani isteklerinin doğrultusunda yaşaması lazım ki insan ebed istiyor, sonsuzluk istiyor, bir anda her yerde olmak istiyor. Böyle bir alem var demektir. İnsanın ebedi yaşama arzusu ondan mı geliyor? Ondan geliyor. Mesela diyelim ki burun var. Hiç böyle koku olmasa, burunun koku aldığını nereden bileceksin? Hiç ses duymasan, kulağın ses duyduğunu nereden bileceksin? Ha, aynı bunun gibi de ahiret istekleri var bizde. İnancı değil, isteği var. Beka istiyoruz, ebed istiyoruz. Dert istemiyoruz, keder istemiyoruz. Bir anda her yerde olmak istiyoruz. İstemiyor muyuz? İstiyoruz. Var mı böyle bir yer? Niye burada onu istiyoruz? Demek oraya gitmemiz lazım. Bak kulağımız ses istiyor. Burnumuz koku istiyor. Ruhumuz da ahiret istiyor. Aynı böyle işte. Bir tek müddebirin idaresindedirler. Farklı farklı olsa bir köyde iki muhtar, bir memlekette iki vali, bir devlette iki reisi cumhur. Ne olur? Sistem bozulur. Şimdi bu köyde güneşi ayrı birisi.
Rüzgar ayrı birisi, yağmurup ayrı birisi idare etse sistem ne olur ki? Bir tanesi diyecek ben yağmur yağdıracağım. Öteki diyor ki ya ne yapıyorsun daha yeni ben başladım şuna yapma diyorum diyecek. Sistem çöker. Hadi bir şey ya. Sistem çöker ya. Bir tanesine bugün söyledim ki telefonla babasına şikayet ediyor. Vallahi dedim yapmasaydın sen dedim babasına şikayet ediyor. Orlanda'dan birisi. Dedi ne hocam dedi. Dedim kardeşim ruhlar aleminde Allah sana dedi ki babanı seç. Seç buradan babanı. Sen de bunu seçtin bu adamı. Baban olacak adamı seçtin. Niye seçtin dedim. Durdu böyle. Hocam biz mi seçtik ya dedi. Ne bileyim senin baban olacak adamı kim seçti? Senden başka en yakın olan kimdir? Vallahi ben seçmedim ya. Kim seçti sence? Allah seçti. O zaman bırak Allah'ın seçtiğine. Kanaat et. Memnun ol yani. İdare et. İdare et. Mesela senin çocuğu Allah ruhlar halinde seki. Aa burada kız da var erkek de var. Seç. Hangi senin için seçecek? Tamam seçtik. Ne olacak biliyor musun? Eğer babayı veya babalar da evlatlarını biz seçmiş olsaydık ne olur biliyor musun? Hep şu düşünce olur. Ulan keşke şu adamı seçseydim ya. Oluyor hocam. Şu olsaydı sanki psikolojisi bozulur. Olsa, koçun oğlu olsa. Ha, gibi. Adamın hep keşke keşke oluyor. Sonra iman arttıkça o gün şan. Ha demek bunu Allah seçti. En doğrusunu yaptı. Keşke olmuyor. Yani bizi bıraksa. Ulan bu değil bu değil. Babam olacak adam. Bu adam olsa. Geldik buraya tabii mutlaka insan olur eksik olur. Ulan nerede yaptın lan kafasız adamlar şunu seçseydim ya. Hep keşke olacaktı ve psikolojimiz bozulacaktı. İyi ki Allah seçti. Şimdi bir sürü derdi vardı tamam mı? Derdi vardı ya babamla biraz şey yapacağım deyince dedim ya seçmeseydin babanı. Ondan sonra durdu ya ben seçmedim dedi biraz şok oldu. Kim seçti dedim. Ya Allah seçti. Allah seçtiğini niye seçmeye kalkıyorsun? Ya tamam dedi falan. Bitti. Daha sorusu kalmadı ki. Onun üzerine sorumluluğuna ciddiye aldı. Niçin söyledim? Allah idare ediyor, terbiye ediyor, takdir ediyor. İyi ki o kendisi yapıyor. Ve memnun oluyoruz. Mesela yağmuru birisi yağdırsa, bir siyasi parti yağdırsa, böyle imkan olsa, tövbe, Cumhurbaşkanı. Ya Allah Allah, çay topluyoruz şimdi yağmurun zamanı mı ya? Şuraya bak ya. Adama bak ya, Ankara'dan oturuyor buraya, el veriyor, düğmeye basıyor, burada yağmur yağıyor. Şimdi zamanı mı ya? Veya şuraya yağdırdı, bu yine yağdırmadı. Şu taraf tutmaya bak ya, derdi. Bir taraf yapardı, unutturdu öteki taraf. Ne güzel yapıyor ya. Irmakları da bile unutmuyor. Irmakları unutmuyor. Dağın arkasına kimse gitmemiş, oraları da unutmamış. İman etmiyor ya. Nasıl yönetiyor ya? Nasıl bir şey ki unutmuyor? Unutmuyor. Uyumuyor. Uyumuyor, unutmuyor, zulmetmiyor. Ve ma rabbuke illa zalimun lil abid. Abid de kullar üzerine Allah zalim değildir diyor. Ne kadar hoş ya. Ya başımıza bir sürü şeyler geliyor. Kendisi diyor ki işlediğiniz günahlar karşılığıdır diyor. Onunla da teselli buluyorum. Evet, bir tek mutasarrıfın taht-ı tasarrufundadırlar. Bir tek seyidin hizmetkarlarıdırlar. Niye? Çünkü zemindeki ziyayatlara levazımat hayatiyeyi emri Rabbani ile pişiren güneşten bak pişirme fırını var ya pişirme. Ha şimdi incir olduğu için bir yerde gördüm ya. İncir gördüm öyle. Olmuş böyle birkaç tane. Getiriyor pişiriyor. Elmayı, mandalinayı pişiriyor. Üzümü daha şimdi değil mi ya? Ahmet abi. Üzümü pişiriyor. Belir yer geldim tamam. Devam etsene ya kukuru yapacak. Yapmıyor. Orada duruyor. Boy çıkıyor burada dur. Gitse ya yukarıya doğru. Tırnak uzuyor, parmak uzamıyor. Bir de tırnak gibi parmak uzasa ne olacak şimdi? Yani orada duruyor. Şimdi bak nasıl bir hizmetkarlar koymuş. Dünyamızdan 1 milyon 400 bin defa büyük olan güneşi soba yapmış. Ne yapmış? Onunla pişiriyor. Bak, Rabbani pişiren güneşten takvimcilik eden kamerden tut. Ayda takvimcilik yapıyor. Ta ziya, ışık, hava, ma, su, gıdanın su, ziya hayatlarının imdadına koşmalarına. Bak, güneşi lamba ve soba yapmış. Ayı takvimcilik yapmış. Işığı, havayı, suyu, gıdayı
canlıların imdadına koşturuyor. Şu anda sana rağmen Şaban abi kardeş tarlanda meyveler yapılıyor, imal ediliyor. Dalda her dalda. Güneş pişiriyor, hava besliyor, topraktan gıda veriliyor. Sağ hiç haberimiz yokken, haberimiz yok. Daha sonra tarlaya gidiyor, aa ne varmış ya. Senin adına birisi oraya takmış. Olur mu tesadüfen olur. Ya senin bahçene bir tanesi kazık dikse, bir hoşka dikse, oraya bir poşet bağlasa, bir şeyler koysa, poşeti bağlasa, sonra çay zamanında gitsen sen. Allah Allah bu nedir ya? Kim tutak diyor? Ya kendi kendine olmuştur ya. Nasıl kendi kendine? Pazardaki marketten doldurdu adam, şey rüzgar, evirdi çevirdi, hop benim tarlaya gazı da çak da böyle yaptı. Ondan sonra ya bir poşet takılsa oraya böyle demez misin ya? Kim koydu? Allah Allah ya. Bu ne? Kim astı? Demeyen insan ağacın, kütüğün, odun parçalarına takılan inciri bu kendi kendine asıldı diyor. Lan bakkaldan aldığın bisküvit paketinden daha harika değil mi incir ya? Bu ağaca niye taktı? Sen gittiğin zaman iman kenarındaki inciri sen mi büyüttün? Hakikaten şaşırıyorsun. Allah Allah. Burada incir de var mıydı ya? Zaten unutmuştum. Aa bak o festival Allah verdi. Tam da vaktinde. Min hasillahi tasib. Böyle hem de vaktinde geliyor. Mesela kışın karpuz vermiyor. Şimdi de portakal istenmiyor. Karpuz isteniyor, şu bu isteniyor. Vaktinde ne lazımsa veriliyor. Ve nebatatın dahi hayvanatın imdadına koşmalarına. Bak, güneşi soba, ayı takvimci, ondan sonra ışığı, havayı, suyu, gıdayı, ziyaatların, canlıların imdadına. Canlılar da bitkilerin, hayvanların yardımına koşmalarına. Bak sırayla gidiyor. Cansızları bitkilerin imdadına, bitkiler hayvanların imdadına, hayvanlar dahi insanların yardımına koşmalarına, hatta azay bedenin birbirinin muavetine koşmalarına, hatta bedendeki organlar birbirinin yardımına koşmalarına. Şimdi hiç hayatta dünyaya gelmemiş olsak, İlk defa gelsek, bunu Zırabi derdi rahmetli, derdi ki, ilk defa gelsek diyor, yani hiç görmemiştik, buraya cansızlar var, burada canlılar var. Toprak, hava, güneş, su, cansız, toprak, hava, güneş, su, cansız. Burada da bitkiler var, hayvanlar var, insanlar var. Kim kime yardım etmesi lazım? Canlı mı cansızlara? Cansızlar canlılara mı yardım etmesi daha mantıklıdır? Canlılar cansızların yardımına koşması lazım. Sen niye ağacın yardımına koşman lazım? Ağaç mı senin yardımına? Mantığa bakarsan su taşırsın, güneş iş yaparsın, şunu yaparsın, bunu yaparsın. Ama dünyada ters oluyor. Cansızlar canlıların imdadına koşuyor. Akıllılar akılsızların peşine yardımına koşmaları gerekirken akılsızlar akılların imdadına koşuyor. Çok acayip bir şey ya. Bir senin ahirpicideki ne meyvesi var? Oran? Şu anda armut var. Armut var. Verdi değil mi bu senin? Verdi. Niye versin ki sana? Tam niye versin ki? Odun ya. Bir adam sana desek adam. Odun ne haber? Kereste. Kızardayın sen. Ama bakıyorsun kerestenin o odun çubuklarından rızıklar akıttırıyor ya. Çok acayip ya. Dün akşam gördüm. Bir yerde ikram ettiler. Gerek kafam orada. Patlıcan inciri diyorlar. Fesubanallah ya. Böyle bir şey olmaz ki ya. Hani kabuğu acayip. İçini bir arıyorsun. Ya nasıl yerleştirmiş ya? Hepsi de çekirdek ya. Ya odun çubuğu ya. Çamuru alıyor. Süt ya süt. Süt imal ediyor. Yavrusuna süt veriyor. Sonra güneşe koyuyor sütü. Pişiriyor. İncir denilen şeydir. Tuzuna bak ya. Kimyonuna bak. Karabiberine bak. Kekiğine bak, tansiyon hastaları tuzlu yiyemez. Elmaya bak, tansiyona uygun, hastaya da uygun, tansiyonu olmayana da uygun. Hepsine de uygun. Tansiyona da uygun, kalp krizine de hepsine koymuş ya. Nasıl yapıyor? Odun çubuğu. Sana niye versin armutu ya? Ne özelliği o? Tanıyor musun? Tanımadığın bir kişiye mektup atsan, adres yok.
Öyle bir şey yazıyor. Tanımadığım bir kişiye mektup var. Mesela desem ki bilmediğim bir devlete, bilmediğim bir insana, bilmediğim bir konu hakkında bana mektup ver, yaz, vereyim. Tanrı da kime göndereceksin? Kadın mıdır, erkek midir, çocuk mudur? Şimdi seni tanımıyor ahir kapına. Niye armutu getirsin sana ya? Ha böyle oran alsın diye böyle sağlıyor. Cilve yapıyor bir de. Bir de yatağında, balkonda oturduğun zaman böyle kupkuru sema olmasın diye havai kuşlarla, kelebeklerle, sineklerle süslemiş. Süslemiş ya. Canı sıkılır, semaya bakar. Böyle tavan da olmasın, kuru bizim tavan gibi. Yıldızlarla süslemiş. Ben ne kadar insana dikkat etmiş ya. Ama rahat etsin diye ya. Sonra seni böyle besleyecek, toprağa sokacak, diriltmemek üzere bırakacak. Niye o zaman beni buraya getirdin? Niye beni böyle besledi? Niye bu kadar bana ihtimam, bu kadar değer verdi, kıymet verdi, bu kadar malzeme imal etti? Demezler mi? Demek ki cansızlar bitkilere, bitkiler hayvanlara, hayvanlar insanların imdadına, koşmalarına, hatta gıda zerreleri vücudun organlarına koşmalarındaki cari olan bir düsturu tamam. Ha, yardımlaşma buymuş. Bak nasıl bir yardımlaşma var. Cansız, şuursuz olan o mevcudatı mutabine bir kanunu emr, bir namusu şefkat, bir düsturu rahmet altında gayet hakimane, kerimane birbirine yardım etmek. Mesela birbirini tanımayanlar sanki tanıyormuş gibi şefkat ediyor. Şefkat ediyor ya. Yani annenin sana şefkat etmesinden aşağıda mıdır? Sığırın süt vermesi, ağacın sana incir vermesi, ağacın armut vermesi. Şefkat eseri değil mi? İnayet değil mi? İkram değil mi? Lütuf değil mi? Sana inciri veren şunu mu demek istiyor? Nefret ediyorum senden. Başın devrilesi. Bunu demek istiyor. İnciri vererek diyor ki ben seni seviyorum ya. Ben sana değer veriyorum. Nereden, beni nereden biliyorsun? Bak rengini gözüne göre yaptım. Rengini biliyor. İğrenç bir koku vermedi. Burnunu biliyor. Hele hele dilini öyle bir nazar almışım ki ipini koparmış sığır gibi. İnciri koyduğun zaman alt üst oluyor. Şimdi ben seni nefret ediyorum. Ben seni tanımıyorum demektir inciri sana takar. Yo ben seni tanıyorum. Merhamet ediyorum ve seni seviyorum. Sana değer veriyorum. Hangisi daha akla uygun? Senin ismine, adresine, köye mektup geliyor. Tam da senin arzu ettiğin bir konuda cevaplar yazıyor. Demez misin? Allah Allah kim beni biliyordu ya? Bir mektup ya. Bir de arkasından ihtiyaç olduğun bir şeyi gönderse. Değil mi? Her ihtiyacında böyle yapılsa. Demez misin ya bunu bana gönderir kim ya? Bir tanısam ben bunu ya. En azından bir teşekkür etsem ya. Teşekkür etsem. Şimdi bu kadar nimetleri bize akıtıyor da akıtıyor. Şimdi yaz bitiyor. Yaz. Bıkıyoruz da armuttur ne kadar iyi dayıyorsa, incir dayıyorsa. Bıkıyoruz ya bu. Devamlı böyle olsa. Her an. Olmaz ki. Bir de değiştireceğiz la böyle. Ona bir kış gelse ya. Kış geliyor. Allah her taraf karlar altında bilmem ne. Ayrı bir güzel. Hep kış olsa o da olmaz. İlk sonbaharda gelecek, ilkbaharda gelecek. Bak değil, alış sıkıntı olmasın. Bu dünyada insan keyfini çeksin diye devamlı değiştiriyor. Nimetini değiştiriyor, mevsimini değiştiriyor, seni değiştiriyor. Diyelim ki hangi yaşta sabit kalmak isterdin? 1, 2, 3, 35, 40, 50, 40 devamlı. Peki 30, 50 yaşındaki duygular yaşamak istemez miydin? Yok. İsterdik tabii. Mesela benim 50 yaşında yaşadığım duygular sen şimdi yok sende. Ben de bu dayının hissettiklerini hissetmiyorum ama hissetmek istiyorum tabii. Demek ki her yaşında bir keyfi var biliyor musun? Ha onu yaşasın diye yaşını da değiştiriyor. Sabit yapmıyor. 40. 40'ta kaldım. Demez oğlan bıktım lan hep bu mu olacak ya? Bir deli olsa ya. Şeyin dediği gibi meşhur bir şarkıcı var. Her şeyi denedim dedi. Denemedim bir şey kaldı dedi. Ölüm. Bir de onu deneyeceğim. Ne kadar denedi ama başka bir şey deneme şansı olmamış daha. Bir de onu deneyeceğim dedi. Hakikaten geçti gitti. Evet. Şuursuzların, cansızların, akılsızların şuurlu ve canlıymış gibi hareket etmesi bir kanun-u kerem, namus-u şefkat,
dusturu rahmet altında gayet hakimane, kerimane birbirine yardım etmek. Birbirinin sağda yardım için hacetine cevap vermek. Yani lisan haliyle, yaratılış itibariyle isteklerimize cevap vermek. Birbirini takviye etmek. Elbette bir beda, bir tek, yekta, vahidi, ehad, ferdi, samet, kadiri mutlak, alimi mutlak, rahimi mutlak, kerimi mutlak, bir zat-ı vacibül vücudun hizmetkarları ve memurları ve masnunlar olduğunu gösterir. Yani kısacası bu ve saydığımız ve sayacağımız şu kainatta gördüğümüz her şey Allah'ın memuru. Memuru ilahi. Allah adına hareket ediyor. Bizi bilmiyor. Allah onlarla bizi bildiğini gösteriyor. İşte ey biçare müflis felsefi, bu muazzam pencereye ne diyorsun? Senin tesadüfün buna karışabilir mi? Ne ile izah edeceksin? Seni her şeyle bildiğini gösteriyor. Her şeyle merhamet ettiğini gösteriyor. Her şeyle seni tanıdığını gösteren bir zatı tanımak gerekmiyor. Münasebet kurmak gerekmiyor. Ya. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.